Saça başlıyoruz. Tarçın renkli iple bir sihirli halka çalışıyoruz. Bir zincir. Sihirli halkam oluştu. Sihirli halkamın içine 12 adet sık iğne öreceğim. Zinciri başlangıç noktasını saymıyorum. 1 2 12 tane sık iğne çalışalım. 12 sık iğnemi ördüm. Şu iple sıkıladım. Arada boşluk kalmayacak şekilde. İkinci sıraya geçtim. İkinci sırada trabzanlar öreceğiz. İp aldım tığıma. Burada bir ön bir arka lobu var zincirimin. Arka lobdan giriyorum. Tığ alıp çıkıyorum. Sadece arka loblarına çalışacağız bütün sıra boyunca. Önce ikisini, sonra ikisini kapattım. Birinci trabzanım oluştu. İlk yaptığım trabzana ilmek belirleyici taktım. İkinci sırada arttırma yapacağız. Yani şöyle iğne arka lobdan örme işlemi yapacağız. İki lob var. Arka lobdan gidiyorum. Tığıma ip aldım, çıktım. Önce ikisini, sonra diğer ikisini kapattım. İkinci trabzanım oluştu. Aynı deliğe ikinci trabzanı çalışıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyeceğiz. Birinci deliğe, ilk gelen deliğe tekrar bir trabzan. Bir sonrakine arttırma. Ama arka lobdan örmeyi unutmayın. Ön loblar boşa çıkacak. Arka loblardan öreceğiz. Buraya arttırma yapacağım. Bir tekli trabzan, bir ikili trabzan. Bir tek bir arttırma olarak bu sırayı tamamlayalım. Sıra sonunda 18 tane trabzanımız olacak. İkinci sıram bitti. Toplamda 18 tane trabzanım var. Üçüncü sıraya geçiyorum. Şu başlangıç noktasına kaydırma yöntemiyle kapatma yapıyoruz. İlmek kaydırma yani. Arka lobdan girdim, ip alıp çıktım. Kaydırma yöntemiyle burayı kapattım. Burayı saymıyoruz. Bir sonraki trabzandan yeni sırayı örmeye başlıyoruz. İp alıyorum tığıma. Arka lobdan girerek bir trabzan yapıyorum. Bir sonraki deliğe tekrar bir trabzan. Sonrakine iki trabzan yapacağım. Yani iki tek bir çift, iki tek bir çift. Bu sırayı da tamamlayıp gelelim. İki tek yaptım. Bu da çiftim. Dört tane örmüştüm. Baştakine ilmek belirleyicimi takayım. İki tek bir çift bu sırayı da örüp gelelim. Dördüncü ve son sıradayım. Başlangıç noktasına yine aynı işlemi yapıyorum. İlk ilmeğe kaydırma işlemiyle giriş yapıyorum. Daha sonra 3 tane tekli trabzan yani her deliğe birer tane gelecek şekilde tek 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 çift 3 tek bir çift yaparak bu sırayı da tamamlayıp gelelim. 4. sıramı da tamamladım. Yine son ilmeğe geldiğimde aynı işlemi yapacağım. Yani kaydırma yöntemiyle kapatma işlemi. Her zaman bütün sıraları yani arka loblardan ördük. Zincir kapatmaları da arka loblardan çalıştık. Zincirin arka lobundan girdim, ip aldım, çıktım ve kaydırarak teke düşürdüm halkayı. Arka loblardan ördük çünkü ön lobları boşa çıktı. Buralara bukleleri çalışacağız. Şöyle bakalım. Bebeğimizin kafasına tam denk geliyor bu ölçülerde. Üzerine bukleleri hep birlikte çalışalım şimdi. Bukleler için 9 zincir çekiyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ve ilk gelen boşluğa zincire batıyoruz. Kaydırma yöntemiyle kapatıyoruz. Şöyle. 12 zincir boyunca aynı işlemi yapalım. Bu birinciydi. 12 zincir boyunca 9 zincir çekip sıradaki zincire batıp kapatalım. 12 zincir ördüm. Her zincire 9'ar zincir çekerek battım. Sıradaki 6 tane zincire 6'şar zincir çekerek batıyoruz. 4, 5,
5, 6. 6 zincir boyunca 6'şar zincir çalışalım. Çünkü bu kısım bebeğimizin şöyle ön tarafına denk gelecek. 6'şar zincir çekerek bukleleri oluşturalım. 6 zincir boyunca tekrarlayalım. Sonda 12 tane zincirim kaldı. Oraya da 9'ar zincir çekerek çalışalım. 9 zincir çek, sıradakine bat. Son 12 ile tamamlayalım. Tamamladım sıramı. İyice birleştiler. Hiç boşluk kalmadı. Hiç zincir kalmadı. Şimdi ikinci sıraya geçiyorum. 9 zincir çekiyorum. Ve sırada ilk gelen zincirlerin arasındaki şu boşluğa yaptığım 9 zinciri kaydırma yöntemiyle bağlıyorum. Bir sıra boyunca da bu işlemi tekrar edeceğiz. 9 zincir çekeceğiz. Aradaki boşluğa bağlayacağız. Yapıp tekrar buraya kadar gelelim. Tamamladım. Her bir zincirde iki kere çalışmış bulundum. Şimdi tekrar 9 zincir çektim. Şöyle burada görünen zincir görünümü var. Arka loblarını ördüğümüz için ön loblar boşa düşmüştü. Şöyle bir dairesel geliyor, görünüyor. Onların her birine yine 9 zincir alıp şöyle batacağız. Göstereyim. Şöyle içine gireceğiz. İp alıp çıkıp tekrar kapatma zinciri çalışacağız. Bu işlemi bütün zincirler boyunca, şu görünüm boyunca devam edelim. Dairesel olarak çalışalım. Şurada tekrar geri döneceğiz. Orayı birlikte yapalım. 9 zincir çek. İlk gelen zincire bat. Kapatma yöntemiyle kapat. Tekrar edip gelelim. Her zincire 9 zincir çekip batarak dönerek geldim. Sihirli halkanın olduğu yere ulaştım. Bu kadar zincir bana yetti. Size boş geliyorsa, daha fazla arttırmak istiyorsanız tekrar 9 zincir çekip herhangi bir boşluğa batıp yoğunlaştırabilirsiniz. Bu yoğunluk bana yetti. Şimdi ipimi biraz uzatacağım. Şu ipi çekeceğim. Sonra keselim ipimizi. Kafaya dikelim hep birlikte. İpimi iğneye geçirdim. Şöyle şuradan bir arkaya getirelim ipimizi. İpim şu an arkada. Şu başlangıçtaki ipimdi. Onunla şöyle bir düğüm atalım. Sağlamlaşsın başlangıç noktası da. Bir iki düğüm atalım. Bu ipi biraz kısaltacağım. Tamamen kesmeyeceğim. Zaten arkada gizlenecek. Tepesine geldiği için gizlenecek. Şöyle çevirdiğim zaman hatırlarsanız 6 tane kısmını 6'şar zincir örmüştük önüne gelecek diye. Şöyle bunlar kısa zaten kendini belli ediyor öne gelecek kısımlar. Şuralar 6'şar zincir çekmiştim oralarda. Diğerlerine göre zaten daha kısalar. Onlar öne gelecek şekilde ayarlıyorum.